Güneş biraz etkili. Onun için iyi çıkmıyor olabilir. Telefonla başladım zaten. Çünkü su falan taşıyorum böyle sıcakken. O nedenle biraz kamera, telefon, su, çanta hepsini idare etmek zor oluyor. Lotus Temple'dayız. İçeride yine video çekmek yesek olacaktır ama bahçesini görün. Telefonla başladık. Daha sonra İskon'a geçeceğim buradan. Ve birkaç pazar yeri dolaşacağım. Dolaşırken kameramızı açarız. Görüyorsunuz. Tapınakların bahçeleri ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Bu şekilde bugün gezeceğiz. Lotus Tapınağı'ndayız arkadaşlar. Lotus Tapınağı'nın içinde Akşardam gibi video çekmek yasak. Ama en azından bu sefer bahçesinden ve dışından video çekebiliyoruz. Akşardam'da o da yasaktı. Akşardam'da o da mümkün değildi. En azından buranın bahçesinde dışarıdan yakından bir görüntü alabilmek mümkün oldu. Lotus Tapınağı şehrin biraz dışında kalıyor. Yine tabi yerleşim yeri ama merkezi oldukça uzak. Öyle olunca iki tren aktarmayla ancak gelebildik. Buradan da İskon'a geçeceğim. Tapınak bahçeleri bu şekilde oldukça düzenli ve güzel, çiçekli. Akşardam tabi daha büyük buraya göre, daha fazla alana sahip. Burası da oldukça güzel, yeşil çiçekler mevcut ve güneş karşıdan vurduğu için biraz görüntü hoş olmayabilir. Lotus Tapınağı bu şekilde. Şimdi İskoncuların oraya geçelim istiyorum. Onların tapınaklarını da görelim. İskon büyük bir topluluk sonuç itibariyle. Ve dünyanın birçok yerinde de İskon topluluğu karşımıza çıktığı için buradaki mabetlerini de görmeyi çok istiyorum. Buraya yakın birkaç kilometre yürüyerek geçmeyi deneyeceğim ama havada etkili sıcak 40 dereceleri şu an buluyor. Güneş yüzünü çok sert göstermeye başladı. Son 2-3 günüm kalmasına rağmen artık yeter diyorum. Yeter ama şöyle de bir durum var. Türkiye'de de yaz geliyor. Avrupa'ya da yaz geldiği için artık güneşten bu yıl kurtuluşumuz yok gibi. Arkadaşım öyle demek gerek. Şimdilik Lotus Tapınağı'ndan dışarıdan ve bakın bahçesinden çiçekleri şöyle göstereyim. Lotus Tapınağı'ndan böyle diyelim. Geldik gördük dönüyoruz. Tabii çok Hindu geliyor ziyarete. Çok Hindu geliyor. Bakın karşıdan gelenleri görebiliyorsunuz. Akşardam'da daha çok gelen giden var. Burası da yine çok kalabalık. Çok ziyaretçi toplayan bir yer. Öyle diyelim. Şurada gölge var. Bir 5-10 dakika oralarda dinleneyim. Görüşürüz. İskon'un oradan. İskon Tapınağı'na doğru yola çıktım. İki alan arasındaki size değişimi göstereceğim. Bakarsan bağa, bakmazsan dağ olur dedikleri durum. Az önce bahçeyi gördünüz, şu karşıda gördünüz, şu karşıda. Benim Türkçe ne oldu ya? Şu karşıda gördüğünüz Lotus Tapınağı. Bakın buradaki bahçeye bakın, bir de oradaki bahçeye bakın. Hi. How are you, bro? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. Çocuklar illaki tanışalım dediler, sohbet etmek istediler. Durduk, öyle istekler olunca duruyoruz. Onları çekmiyorum. Bakın İskon Temple böyle düz git diyor. Görüyorsunuz iki alan arasındaki değişimi.
Yani orada Lotus Temple yeşillik içinde. Burada bir park. Parkın durumu bu. İskon'un durumunu merak ediyorum. İskon Tapınağı nasıl? Onu çok merak ediyorum. Yani Lotus Temple'dan da daha çok merak ettiğim bir yer varsa İskon Tapınağı'dır. Şimdi oraya bakacağız. Parktan hızlı hızlı yürüyerek geldim. Bakın şimdi İskon topluluğunun arabaları, otobüsleri ne diyor? Food for life. Yani yemek de dağıtıyorlar. İskon çok büyük bir topluluk. Tapınağı karşıdan bu şekilde. İçeride çekim yapmaya izin verecekler mi bilmiyorum. Ben şöyle tapınağı arkamı alıp biraz konuşmak isterim. Tapınak dışarıdan oldukça güzel duruyor. Gece ışıklandırmayla bence çok hoş duran bir tapınak binası gibi duruyor. İskon büyük bir topluluktur. Sanıyorum İskon'la benim tanışmam 2017-2018 yıllarına tekabül eder. Filipinler'de gittiğim bir üniversitede önünden geçerlerdi şarkı söyleyerek ve Manila Bay'da yine Hare Krishna diye şarkı söylerler. Orada tabii kendilerini tanıtırlar. Ya da işte onların mensup oldukları insanlarla Hare Krishna'yı söylerlerdi. Böyle şarkılı, müzikli değişik bir ibadet anlayışları da vardır. Bu da onları Hindular arasında değişen bir tarza yöneltiyor. Çok değişik, çok tuhaf bir topluluktur İskon. Bilmiyorum çekime izin verirler mi, içeri girişe izin verirler mi? Şimdi bakacağız. Neredeyim? Nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Tesadüfen güzel bir yere geldim. Çok fazla butik var. Buraya nasıl geldim? İskon'dan sonra 2-3 kilometre yürüdüm. Bakın butikler böyle bu şekilde. Ara sokaklarda da var. Muhakkak bir adı vardır. Adını bilmiyorum. Adını bilmiyorum buraların. Evet. Nasıl geldik? Onu anlatıyordum. İskon'dan sonra meşhur bir incici var Kalkuta'da. Chendari diye. Onun bir şubesine bakmak maksatlı geldim. Bakın bu bölgede sadece şey yok. Böyle bu şekilde mücevheratçılar da mevcut. Ha, bir tane değil. Tamamı burada. Biz Chendari diye geldik. Neler yok ki? Neler yok ki? Etraf çarşı pazar yeri oldukça güzel, incik boncuk dolu. Şimdi önce ben kendi bakmak istediğim mağazaya bakacağım. Sonrasında buralara tekrar geleceğim. İyi oldu. Aslında ben bu akşamüstü Gaffar Market'e gitmek istiyordum ama Gaffar yerine burada gezeriz. Yarın da Gaffar'da gezmeye vaktimiz olur. Görüyorsunuz çok fazla böyle bu şekilde dükkan var. Bir saniye. İlerleyelim biz. Çok yani inci, boncuk, küpe, değişik. Aha, ayrıca seyyarlar da var. Yani dükkandan daha çok. Ama çok sahte ürün de var. Bakın yani bunlar sahte değil tabii, mağaza ürünü ama. Yani şu bu abi nazar boncuklu şeyler satıyor. Biraz Türk yapımı gibi. Çok güzel bir yere geldik. Tesadüfen, araştırarak ya da bilerek değil. Tesadüf üzeri. Ben zaten böyle bir çarşı pazar görmek istiyordum, gezmek istiyordum. Tesadüfen bu şekilde bir pazar yerinin içine girmiş olduk.
Karnımda bir yine rahatsızlık oluştu. Sanıyorum içtiğim sudan ya da KFC'de yediğim pilav bozuk olabilir. O nedenle toparlamaya çalışıyorum. Son iki gün kaldı. Üçüncü gün İstanbul'da olacağım. Gece uçağımla. Yani bugün Perşembe. Pazar günü İstanbul'da olacağım. Çok fazla mücevheratçı var dedik bu bölgede. Tekstil var. Outlet Adidas Puma karşıda varmış. Düğün elbiseleriymiş. Düğün elbiseleri var. Yani değişik. Düğün elbiseleri değişik. Evet, güzel şeyler var. Tabii Delhi çok büyük. Gezmek lazım, görmek lazım. Delhi'de tesadüf üzeri birçok yer keşfedebiliyoruz. Bazı yerlerde de sessizlik oluyor. Pazar biraz arkada kaldı. Ben şimdi ileriden araya gireceğim. Evet, sanırım içtiğim su dokundu yine bana. Burada yine tekstil, böyle daha çok şey, takım elbise aşağılarda. Ama yani takım elbiselere bak. Altın alım satımı. Karşı tarafta böyle. Çok fazla butik var arkadaşlar. Butik. Çok fazla butik var. Şimdi bu ara sokakta ben bir bakacağım. Bunda değil, bir sonrakinde. Böyle girdik ama. Dur bakalım ne olacak. Yine pazar yerinden çekeriz. Ortalığı biraz görmüş oldunuz. Evet, sokağa geldik. Görüyorsunuz altıncılar başladı. Birçok değişik ürün var. Burası biraz sakin arkadaşlar. Yan sokaklar çok fazla pazar yeriydi. Çok fazla pazar yeriydi. Burada daha çok butikler var. Onun için çok çekmeyeceğim. Dükkanın içinden de çekmeyeceğim. Bence Hyderabad'da yeterince inci gördünüz. Onun için çekmeye gerekli görmüyorum. Türkçe'de artık kelimeleri düşürüyorum sanırım. Dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ne tarafa geçeceğiz? Karşıya geçeceğiz biz. Kayboldum. Yani öyle bir yere dükkanı kurmuşlar ki kayboldum. Çınar, evet, karşıda arkadaşlar. Abi öyle bir patates kızartıyor ki. Ya, ilginç. Göremediniz galiba siz o patatesi. Böyle nereden döneceğiz arkadaş buraya? Ha, mısır da var. Mısır en son şeyde yemiştik. Vizag'da, sahilde. 20 rupiydi. Burada kaç para bilmiyorum. Evet, geldik buraya kadar. Işıkları da kapalı galiba. Hayırlısı olsun. Evet. Chandari Pearls. Burası Kalkuta'nın meşhur bir markası. Şimdi içeri gireceğim, bakacağım. Ama içeride herhalde çekmem. Çekersem de eklerim. Yani bir şey almadan çıkmayız herhalde. Biraz gezdim etrafta. Onun öncesinde de gördüğünüz gibi
incilerin oraya bir uğradık. Şöyle size etrafı bir göstereyim. Etrafı bir gösterelim size. O pazar yeri gibi dediğimiz yerlerde şöyle bir birlikte gezelim. Kaffar Market'e yarın gideriz. Yarın gideceklerimize bakarız. Bugün Lotus Tapınağı'yla İskon Tapınağı'nı bir ziyaret ettik. Aslında artık Delhi'de çok da ziyaret etmek istediğim bir yer yok. Yapmak istediğim sadece dinlenmek. Onu da yine mümkün değil, yapamıyoruz. Çünkü geziyoruz. Gezdikçe yoruluyoruz. Bugün yemekten yana biraz muzdarip oldum. Yapacak bir şey yok. Nugget'la falan böyle işi kurtarmaya çalışıyorum. Gitmek istediğim bir yer kaldı aslında. O da Jama Mescid'in yanındaki Gümüşçüler Çarşısı, biliyorsunuz kapalıydı pazar günü. Ona yarın gidebilir miyiz? Gidemeyiz ama uçağın olduğu gün gidebiliriz. Uçak gece kalkacak. Bizim gündüz vaktimiz olacak. O zaman gideriz. Artık son dönüşümüze de geldik. Yani işi bitirmek üzereyiz. Yapılacak bir şeyler var mı yok mu onlara bakıyoruz. Bir şey de bulamıyoruz artık. Şimdi güzel mücevheratçı arkadaşlar burada bulmak zor. Yani Türk tarzına uymuyor. Hint tarzı diyelim. Yani elbiseler de bize pek uymuyor. Çok renkliler, çok canlılar. Abartılı takılar, abartılı işler Hindistan'da mevcut oluyor. Metro buraya çok yakın. Metroyla Rajivjok'a inelim. Bugün geleneksel olanı yapalım. Geleneksel vedayı yapalım. Buranın adı neydi yahu? Bak yine unuttum. Şurada yazıyor. Lajpat Nagar Central Market. Gezelim mi azıcık daha? Şöyle bir ileri bir gidelim. Oradan kaparız. Evet. Yeri öğrendik. Bu şekilde alışverişin yapıldığı kapalı bir pazar yeri gibi mağazalar var. Mücevherat ağırlıklı ve düğün elbisesi ağırlıklı. Tabii benim buraya gelme nedenim de Çendari'nin mağazasının burada bulunması. Kalkuta ağırlıklı bir markadır. Kalkuta markasıdır. Kalkuta'dan çıkmıştır. Delhi'de sadece 3 tane var. Birkaç yerde Kalkuta dışında faaliyet gösteriyor. Çok yerde yoklar. Burada olunca ben tabii inciler olan merakımı biliyorsunuz. Dedim yani bunlar burada ne satıyorlar? Mağazaları çok güzel. Bana da çok iyi davrandılar. Yani ne suyumu ne şekerimi ne gazozumu eksik etmediler. Geldiler. Verdiler. Please bro, please. Ya işte çocuklar böyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. Oluyor. Şöyle buradan girelim. Buradan da girelim. Son olarak görelim arkadaşlar işte yani ne var ne yok. Bir bakalım. Genelde birbirlerini taklit eden mağazalar, böyle çakma, çukma, küpeler falan var. Ben onların gümüş olduğuna bile inanmıyorum. Ya yani çok kaliteli mağazaların yanında böyle çok ucuz mağazalar var. Bakın mesela bu kaliteli bir mağaza. Kapısında güvenlik var. Adam elması işlemiş.
Yanında da 50 rupiye şöyle bir benzer kopyasını takan takıcılar var. Değişik bir ortam. Değişik bir ortam. Bakın yani değişik şeyler var. Yine mücevherat ağırlıklı. Çok çok mücevherat ve giyim ağırlıklı. Burası. İyi oldu, tesadüf oldu. Ben Gaffar'a gidecektim. Gaffar yerine buraya geldik. Yarın Gaffar'dan yine birkaç video çekerim. Ufak tefek gezeriz artık. Video çekmenin de çok manası kalmadı. Birbirlerini tekrarlayan videolar olmaya başladı. Ama Hindistan'a girdiğimizden beri kameramız da kırılsa, hasta da olsak, kısa da olsa her gün video yapmaya çalıştık. Hindistan'dan çıkana kadar da bu video işlerine devam edeceğiz. Video işlerine devam edeceğiz. Görüyorsunuz yani buralarda takı ağırlıklı, ürünler mevcut. Evet, güzel. İyi oldu. Karşıda devam ediyor. Artık ben metroya gideyim. Rajiv Jok'tan hoşçakalın deriz. Demezsem de buradan hoşçakalın. Görüşürüz. Sevgiler. Arkadaşlar kamerayı açmayacağım. Rajiv Jok bölgesine çok yakın Jampat Market'e son olarak uğradım. Ve Rajiv Jok bölgesinden Jampat Market'ten size hoşçakalın diyorum. Birazdan gidip dinleneceğim. Karşıda da Hard Rock Cafe var. Yani iyi olsaydım giderdim ama şu an pek gidinecek pek durumum yok. Turistler bundan alışveriş yapıyor. Biz de bakacağız. Hoşçakalın.